Bahçeli Evler'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden genç Fatma'nın haberini sizinle paylaşmıştık. Patlamanın nedenini araştırdı polis. Görgü tanıklarını dinledi ve korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Fatma'yı öldüren erkek arkadaş. Her şeyi bir bir itiraf etti. Kız arkadaşını öldürdükten sonra yakalanmamak için olaya patlama suçu verdi. Patlama meydana geldi. Öyle biz de koştuk İçeriye doğru. Patlama süsü işe yaramadı, kan donduran cinayeti polisin dikkati aydınlattı. Sabah saatleriydi. Bahçeli Evler'de bir binada patlama olduğu ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler içeri girdiğinde genç bir kadının cesediyle karşılaştı. İçeride bir ceset gördük. Şu şekilde duruyordu. Yanmıştı. Biz kaza biliyorduk. Herkes öyle sanmıştı. İlk bulgular 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin patlamada öldüğünü işaret ediyordu. Ama gerçek göründüğünden farklıydı. Genç kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Fatma önceki gece erkek arkadaşı Engin'le birlikte eğlenmek için dışarı çıktı. Sabaha karşı eve dönen çift kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Bir anlık öfkeye kapılan Engin Fatma'yı boğarak öldürdü. Cinayetten şüphelenen polis komşuları sorguladı ve bir kişinin binadan ayrıldığını öğrendi. Elinde bidon olan birisi binaya girdiğini gördü bir arkadaş. Sonrasında kaçtı mı o arkadaş? Sonrasında kaçtı galiba, evet. O patlama olduktan sonra birisi çıkmış gitmiş. O kişi Fatma'nın erkek arkadaşıydı. Polise cinayeti tüm detaylarıyla itiraf etti. Paniğe kapılan Engin, Fatma'nın cansız bedeninden kurtulmak için korkunç bir plan yaptı. Benzin istasyonuna gitti, bidonla benzin aldı. Eve dönen Engin evi ateşe vererek kayıplara karıştı. Zanlı cinayeti işledikten sonra izini kaybettirmek için elinden geleni yapsa da yakayı ele verdi. Şimdi hakim karşısına çıkarılacağı günü bekliyor. İnşallah yapan cezasını çeker. Yazık oldu gencecik bir kadın. Çok üzüldük yani, bilmiyorum. Korkunç cinayetin kurbanı genç Fatma Mavi ise memleketinde toprağa verilecek. Tek numarası.